Portfolyo dersi. Portfolyo dersi genellikle üniversite son sınıfta ama aslında ilk aşaması portfolyo 1 dersi olup birinci sınıfta verilmesini ben açıkçası önemsiyorum. Neden? Çünkü ya da önemini birinci sınıfta da bahsetmemiz gerekiyor öğrencilere. Ben birinci sınıftaki derslerimde anlatıyorum öğrencilere neden önemli portfolyo dersi. Çünkü sizin birinci sınıftan üniversite son sınıfta yaptığınız projeye kadar her şeyin olduğu, 4 yılın bir özetinin olduğu bir içerik portfolyo. Ve bu içerik en baştan itibaren ne kadar sağlam olursa o kadar iyi. Portfolyonun içeriğinin iyi olması demek, 4 yılın iyi olması demek. Öğrencilerin en baştan en sona kadar bütün derslere büyük özen göstermesi demek. Çünkü sonrasında portfolyoya koyacağı her şeyi 4 yıl boyunca yapacaktır. 4 yıl boyunca yaptığı şeyleri portfolyoya koyacak ve sonrasında da portfolyosunu, neden portfolyo? Çünkü bizim CV'miz gibi düşünün. Yani tasarımcıların CV'si portfolyodur. Yani neyi nasıl yaptığınızı sadece CV gibi yazmazsınız. Bir de göstermeniz gerekir neler yaptığınızı. O yüzden öğrencilerimizin portfolyoya çok özen göstermesi gerekir tabii ki. Bu nedenle de 4 yıl boyunca almış oldukları derse çok büyük önemli göstermesi gerekir ki portfolyoları ve sonrasındaki süreçleri iyi olsun. Öğrencilerimizin gitmiş oldukları yani başvurmuş oldukları bütün okullara mutlaka okullara yani yüksek lisans yapacaklarsa mutlaka okullara portfolyolarını göstermesi gerekir. Portfolyo istenir. Ve başvurmuş oldukları işlerde, iş yerlerinde mutlaka bu sunumlar istenir. Yani portfolyolar istenir ki birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar neler yapmış ve gelişim nasıl gitmiş. Yani tabii ki birinci sınıfta çok iyi şeyler beklemiyoruz ama bu gelişimlerini görmek açısından birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar, dördüncü sınıfın sonuna kadar portfolyoda, derslerde neler yaptığını yer alması gerekiyor. Üniversitelerde genellikle ders içerikleri bunlar. Yani ana temel dersler bunlar. Bunun dışında pek çok seçmeli dersler var. Özel dikim teknikleri var. İşte ekstra az önce bahsettiğim gibi geleneksel kumaşlar var, geleneksel dokumalar var, geleneksel süsleme teknikleri var, özel dikim teknikleri var, aksesuar tasarımı var, aksesuar tasarımı tek tek veren okullar, bölümler var ve benzeri pek çok ekstra seçmeli ders var ve farklı bölümlerden beslenen bölümler de var. Yani örneğin endüstriyel tasarım bölümü varsa oradan ders alması da talep ediliyor öğrencilerin ya da farklı fakülteden öğrencilerin dersler alması isteniyor ki daha disiplinler arası çalışabilmesi için öğrencilerimizin. Ama temel dersler, az önceki bahsetmiş olduğum dersler, öğrencilerimizin mutlaka o dersleri alması gerekiyor. Sonrasında da diğer derslerle, seçmeli derslerle öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek için, daha iyi sektörde yer alabilmesi için bu dersleri iyi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerimizin sadece bunlara, tabii ki üniversiteye geldiğinde öğrencinin biz diyoruz ki artık mesleğe hoş geldiniz. Çünkü bundan sonraki işlediğiniz işte lisedeki bir ders gibi değil, ilkokuldaki, ortaokuldaki bir ders gibi değil. Bundan sonraki hayatınızın geri kalanını devam ettirebileceğiniz mesleğinizi icra etmeniz için gerekli olan dersler. Her bir dersin ayrı bir önemi var. Çünkü onu mutlaka tasarımda, tasarımlarınızda ya da tasarım değil de sektörün belki farklı bir alanlarında çalışacaksınız. Bu alanlar için mutlaka çalışmanız gerekiyor. Yani bu alanlar için o derslerinizi iyi bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Tabii ki üniversitelerin değerlendirme şekilleri de birbirinden oldukça farklı. Bazı üniversiteler çan eğrisi uygularken bazı üniversiteler belli kota koyuyorlar. Yani 50, 60, 70 gibi sınırlamalar koyuyorlar ve bu 70 üzeri geçebilir, 60 üzeri geçebilir, 50 üzeri geçebilir şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Ya da harf notu uygulaması var. Harf notuna göre de her üniversitenin harf sıralaması farklıdır. Buna göre geçti kaldı şeklinde değişimler olabiliyor. Uygulamalı derslerde 3 hafta devamsızlık hakkınız vardır. 4. haftada kalırsınız. Teorik derslerinizde 4 hafta devamsızlığınız vardır. 5 haftada kalırsınız arkadaşlar. Mümkün olduğunca, tabii uygulamalı bir bölüm olduğunuz için, mümkün olduğunca devamsızlık yapmamanız gerekir. Çünkü herhangi bir dersi belki okuyarak geçebilirsiniz. Ancak uygulamalı bir dersi birebir hocanın yaptırmasıyla sonrasında sizin arkadaşlarınızdan öğrenip onu yapmanız çok daha zor olabiliyor. Bu nedenle tabii ki akran öğrenmesi önemli ama o akran öğrenmesinin de öğretmen denetiminde olduğu, hoca denetiminde olduğu sınıf içerisinde olması çok daha mantıklı. Bu yüzden derslerinizde devamsızlık yapmamaya çalışın. Devamsızlık hakkı sadece çok özel durumlarda, işte biliyorsunuz arkadaşlar, her an bir hastalık oluşabiliyor. Çok acil bir durum, aileyle ilgili acil bir durum olabiliyor.
orada kullanmanız gerekiyor devamsızlık haklarınızı. Umarım bu video arkadaşlar sadece dersleriniz için değil, derslerinizin önemini anlamanız için de önemli bir video olmuştu. Benim için oldukça keyifli oldu. Tabii ki sizlerin de uzun süredir istediği bir videoydu. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve başka arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da faydalı olmasını sağlarsanız çok memnun olurum. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.